Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Susanna Tamaro'nun yazmış olduğu Yüreğinin Götürdüğü Yere Git isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Kısa bir kitap fakat gerçekten de içeriği dolu dolu, size okuduktan sonra bir şeyler katabilecek olan kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. Benim gerçekten de çok beğendiğim kitaplardan birisi oldu. Belki de yaşamımın böyle bir döneminde okumam benim için daha etkili olmuştur bu kitabı. Biraz daha öğüt verici, tavsiye verici bir kitap olduğunu düşünüyorum. İçinde hayatla ilgili birçok görüş yer alıyor. Ve bu görüşleri okurken aslında hayatımızda ne kadar da çok bu konuları düşündüğümü fark ettim. Tabii bunun farkına varmak da benim için bu kitabı özel bir yere taşımaya sebep oldu diyebilirim. Kısaca kitabın konusundan bahsedecek olursam, kitap bir büyük annenin torununa yazmış olduğu mektuplardan oluşuyor. Torunu bir sebepten yurt dışına taşınmış ve bunun üzerine yalnız kalan büyük anne artık torunuyla bir iletişim kurmanın gitgide zorlaştığını fark edince ona mektuplar yazmaya başlıyor. Ve bu mektuplar başlarda onun özlemini dile getirirken zaman geçtikçe, mektupları yazmaya devam ettikçe aslında bir iç döküşe, bir dertleşmeye ve bir bakıma kendi içinde yapmış olduğu yolculuğa, daha doğrusu kendini tanımasına ve kendini eleştirmesine yol açan metinlere dönüşüyor. Bu açıdan benim çok sevdiğim bir kitap oldu. Çünkü insanların kendi içerisinde bitiremediği sorunlar, büyük dertler olabiliyor ve bunları uzun yıllar boyunca içinde saklayabiliyorlar ya da saklamak zorunda kalıyorlar. Ve bir noktada da bunun fiziksel ya da psikolojik olarak belli sıkıntılarını yaşayabiliyorlar. Büyük anne de aslında böyle süreçlerden geçmiş birisi ve bence zorlu bir hayatı da olmuş. Torununa da kendi hayatı üzerinden çeşitli öğütlerde bulunuyor. Ve bunu yaparken de çok sıkıcı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mektupları okurken gerçekten de eğlendim, yer yer hüzünlendim. Ama almam gereken bilgilerin çoğunu alabildiğimi söyleyebilirim. Altını çizdiğim, işaretlediğim, post-it yapıştırdığım çok fazla yer oldu. Ve benim için de önemli bir yere taşındı bu kitap. Bu kitap 2000'li yılların başında oldukça popüler olan bir kitaptı ve herkesin elinde vardı. Ben o dönemde çocuktum ve herkesin bu kitabı okuduğunu görünce ne olduğunu merak ediyordum. Fakat hiçbir şekilde alıp da okumadım. İyi ki de o yaşlarda okumamışım çünkü algılayamazdım içeriğindeki olayları çok yüksek ihtimalle. O yüzden yaşamımın böyle bir döneminde okumuş olmak benim için güzel oldu. Aslında kitabın içeriğiyle ilgili anlatabileceklerim hemen hemen bu kadar diyebilirim. Bence bir insanın iç döküşünü ve kişisel yolculuğunu okumak istiyorsanız ve bu tarz anlatımlardan hoşlanıyorsanız sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Bence herkesin göz atması gereken kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü içerisinde gerçekten de insanlarla ve duygularla ilgili çok güzel konulara yer verilmiş. Bu açılardan da bakabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.